geldiniz. Bugün sizlerle ustası olduğum bir şey yapacağım. Salatalar. Salatalar bayağı bir ilgi alanına giriyor. Bugünkü tariflerin öğün olarak yiyebileceğiniz salatalar. Çünkü içine bakliyatlar koyacağız ve doyurucu olacak. Vejeteryan varsa aranızda çok rahat bir şekilde yiyebilirsiniz. Size iki tane salata tarifi vereceğim. Çok heyecanlıyım çünkü severek yaptığım bir şeyden bahsedeceğim. O zaman daha fazla uzatmadan hemen başlayalım. Umarım beğenirsiniz. Evet, salataları yapmadan önce biraz malzemelerden bahsetmek istiyorum. Burada Meksika fasulyesi, yeşil mercimek ve nohutumuz var. Bunları nasıl yaptığından bahsedeceğim. Meksika fasulyemiz konserve ama yeşil mercimek ve nohut annem kilo ile alıyor. Daha sonra bunları haşlayıp parçaları ayırarak buzluğa koyuyor. Aynen şu şekilde göstereceğim size. Böyle küçük küçük poşetlerde koyuyoruz. Daha sonra ne zaman ihtiyacımız olursa o kadar çıkartıyoruz ve kullanıyoruz. Evet, saçlarımdan da kurtulduğuma göre şimdi hemen salatalı yapmaya başlayabiliriz. İlk olarak salatamızın bazı mı desem artık en önemli malzemesi yeşilliğimiz var, kıvırcık. Daha sonra çeri domates veya istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Domates, taze soğan var. Daha sonra nohut. Bunları alternatif olarak size göstereceğim. Ceviz ve birazcık yaban mersini var, kurutulmuş. Yeşil mercimek. Burada dekoratif amaçlı kızarmış ekmek koydum. Daha sonra Meksika fasulyemiz var. Ve diğer yeşillikleri de göstereyim. Dereotu, kırmızı biber ve rokamız var. Şimdi ilk tarifimizi yapmaya başlayacağız. Kıvırcıkları her ikisi içinde keseceğim. O yüzden bol bol keseceğim şimdi. Salataları ben sürekli tüketiyorum. Akşam yemeği olarak, öğlen yemeği olarak. Böyle çeşitli bakliyatlar koyarak doyuracağı getiriyorum. Salatalarda ben çok böyle peynir falan kullanmıyorum. Bilmiyorum neden. Yani bunlara alışmışım. Bunlar daha doyurucu geliyor bana. Siz isterseniz ızgara tavuk, böyle levrek koyuyorlar, et. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz ama ben hem vejeteryanlar için hem de normal hani belki et istemiyorsunuz yemek bir gün veya yok. Böyle bakliyatlarla da yapabilirsiniz. Evet. Bu arada bu çok güzelmiş. Nereden aldık biz bunu? Söyledim mi? Nereden aldık? Migros'ta böyle çok güzel kaseler bulabilirsin. Bugün kamera arkasında yine annem bana eşlik ediyor. Sürekli beni düzeltiyor çünkü yemek konusunda daha iyi olduğu için nerede ne söylemem gerektiğini biraz yardım ediyor sağ olsun. Bu arada böyle salataları pratik olduğu için misafiriniz geldiği zaman yapabilirsiniz. Veya işte dediğim gibi günlerde bayanlar yapabilir. Böyle zaman? Gün. Evet günlerde yapabilirsiniz. Öğren yana salata. Okula kaba koyup da götürebilirsiniz. Çünkü kokmuyor bunlar. Ton balığı koyarsanız mesela kokabilir. O yüzden böyle bakliyatlarla doyurucular getirdiğimiz için okulda da çok pratik oluyor. Zaten okul yemekleri tarifi yapacağım. Tek hoşuma gitmeyen şey şu salatalar konusunda teker teker bu yeşillikleri, rokaları, maydanozları, her şeyi böyle teker teker yıkamak. O çok güzel. Taze soğan. Taze soğan hiç yıkamadım annem yıkadı ama yalan söyleyince. Ben şu an o kadar sakat iş yapıyorum. Bu arada bu videoyu ikinci çekişim. İlkinde birazcık aksaklıklar. Bir şeyler olduğu için tekrardan çekiyorum. Tekrardan yiyeceğim hepsini. Yine ben yiyeceğim. Yok, misafirimiz geliyor, onlar için yapıyorum. Ben bu arada salataları büyük porsiyon yemeyi seviyorum. İyice doyayım diye. Yeşilliklerden veya sebzelerden hiçbir zarar gelmiyor. Tabii her şeyin fazlası zarar ama hani böyle ne bileyim bunları yerken kilo alacağım falan gibisinden düşünmeyin çünkü çok güzel besin kaynakları bunlar. Rahat rahat tüketebilirsiniz. Şimdi ilk salatamda olacaklardan bahsedeceğim. Sağ tarafta gördükleriniz mercimek, nohut. Bu kuru yemişleri ortak yapacağım cevizle. Yaban mersini unutuyorum adını. Dereotu, kırmızı biber, roka bunda olacak.
Bunda dereotu da olacak, taze soğan burada ayrıyeten olacak, Meksika fasulyesi olacak, domates, brokoli olacak, kırmızı biber sadece bu tarafta olacak. İlk olarak, nereye başlayacağız? Şimdi yine tekrardan rokaları kesmekle devam edelim. İkisini de koyacağım çünkü. Bu arada rokalara ben bayılıyorum yani. Roka aşırı hoşuma giden bir tat. Nedenini bilmiyorum. Faydalı zaten. Neye geliyor bunu biliyor musun? Bolcaya gidiyorum vardı. Ve balık yerken de çok güzel gidiyor. Rokayı çok sevmiyorsanız çünkü birazcık rahatsız edici bir tadı olabiliyor bazen. O konuda haklı olabilirsiniz. Ama işte dediğim gibi çok sevmiyorsanız at verebilirsiniz. Ben rokayı çok seviyorum. A ve C yeteneği. Rokada A ve C yeteneğimiz varmış. Evet. Bir tanesini bu kadar güzelce diğerine de koyacağım hemen. Şimdi dereotunu keseceğim. Dereotu da çok güzelmiş. Hepsi çok güzel. Bir de şu an var ya mükemmel bir şey ya. Dereotu böyle en çok neyde yiyorduk biz? Balıklı. Dereotu mu? Pardon. Yok. Zeytinyağlı. Bir baklada mesela. Aa evet. Dereotu. Çok yakışır. Dereotu'da demir vardır. Manezyum vardır. Duyuyorsunuzdur. Ne kadar yeter. Bunun için ayrıca siz de istediğiniz sebzeleri koyabilirsiniz. Mesela buna şey güzel olabilirdi. Şu mor pancar. Pancar mı? Ben haşlanmış pancar çok seviyorum. Çok seviyorum. Şimdi domateslerimizi keselim. Bunları ben tek de ağzıma atıyorum genelde ama. Domatesleri bence en üstte koy kenarına. Şimdi içinde harmanlama istersen. Tamam, taze soğanları şimdi kes istersen. Bu kadar yeterli midir? Bence hepsini yap. Taze soğan çok yakışıyor çünkü. Evet, çok güzel oluyor. Bu beyazları da kesiyorum değil mi? Soğan tercih etmek istiyorsanız akşamları yiyin. Yani bir yer yiyip dışarı çıkmayın. Çünkü bu koku asla gitmiyor. Ben çünkü salata yediğim zaman genelde böyle koyuyoruz. Yani yesem mi yemesem mi çok kötü oluyor. Taze soğanda da C vitamini bol miktarda vardır ama çok bağışıklık sistemine çok iyi gelir taze soğan. Ay çok güzel kokuyor şu an. Yani dehşet güzel kokuyor. Şu an gözlerim yaşlı arkadaşlar, ağlıyorum. Çok kötü gözüm yandı şu anda. Tamam. Evet, şimdi salatamıza Meksika fasulyemizi ekleyeceğiz. Meksika fasulyesinin faydalarından biraz bahsedeyim. İlk başta doyurucu. İkincisi yüksek lif kaynağı var. Size enerji veriyor bütün kalp hastalıklarına bile iyi geliyor. Çok faydalı bir şey. Bunu böyle döküyoruz bir bardak dolusu. Atalım. Evet. Daha sonra domatesleri koyacağım. Kesim hemen. Bir kesmen yeterli bence. Öyle. Bir de ben açıkçası dışarıda böyle salata yiyeceksem yiyorum ama çok az oluyor porsiyonlar. Bu yüzden malzemeleri kendim alıp evde yapmayı tercih ediyorum. Hem daha doyurucu oluyor hem de daha uygun fiyatlı oluyor. Bir de nasıl yıkandığına insan güvenemiyor. Dışarıda kıvırcıklar evet. Falan tek tek bizim evde yıkanması gibi. Bazen böyle ipler çıkıyor. Bazen çamur oluyor. Kum çıkıyor evet. Yani o yüzden en sağlıklısı evde yapmak. O yüzden yaşasın marketlerimiz. Evet. İlk salatamız böyle şu an. Şimdi karbonhidrattan asla vazgeçemiyorsanız böyle bir tane, hatta bir tane de değil, bir yarım kepek ekmeğini kızartıp koyabilirsiniz. Restoranlarda böyle çubuk krekerler de oluyor. Galeta. Galeta oluyor. Nasıl tercih ederseniz artık. Buna
Yaban mersini veya şey koymayacağım çünkü tadını bozuyor, taze soğan var. Zeytinyağı şu an dökeyim mi? Sonra hepsi, yani son süslemeden ikisini beraber yap bence. Tamam o zaman. Ekmeklerini bir de şimdi beraber koy zaten o zaman en son. Boş ver artık. Evet, ilk salatamız şimdi bu kadar. Şimdi ikincisine geçiyoruz, benim favorim. Bu da yeşil mercimekli nohutlu salatamız olacak. Ama ondan önce kırmızı biberimizi keselim. Şimdi size kırmızı biberi neden tercih ettiğimden bahsedeceğim. Kırmızı biber antioksidan içeriyor. Daha sonra kilo vermede çok yardımcı. Daha sonra B3 vitamini falan var. Okumuştum bir yerde. Bayağı faydalı yani. Yani değişik bir tat ayrıyetten salatada çok bulunmayan. İrem Çağlan videosunu izliyorsanız artık siz de bu tatlara alışık olacaksınız. Ben babam, annem falan sürekli zaten şikayetçi. Çünkü sürekli değişik şeyler bulmaya çalışıyorum, deniyorum bir şeyler. Hiç görmemiş olabilirsiniz belki bazı şeyleri yaptıklarımı. O yüzden yeniliklere açık olmak lazım. Kırmızı biberimizi de doğradık. İçine koyuyoruz. Daha sonra gelelim yeşil mercimeğin faydalarına. Yeşil mercimek doyurucu. Bol protein. Bol protein kaynağı var. Lif, yine yüksek lif kaynağı. Daha sonra var da var yani bayağı faydalı bir şey yeşil mercimek. Hem böyle sizi tok tuttuğu için daha az bir şeyler yemenizi sağlıyor daha sonrasında. Sizi tok tutuyor yani. Yağ da yok. Gayet iyi bir şey. Şimdi de nohutumuzu dökelim. Nohut zaten biliyorsunuz faydalarını. O da bol protein. O da bol protein ve lif kaynağı. Ve protein, evet protein de çektim mi? Bazı zaten vejetaryenler protein olarak mercimek, nohut sürekli protein kullanır. Protein eksikliklerini evet bakliyat da tamamlıyor. Böyle kullanıyorlar. Hem de yağ çok olmadığı için mesela kendinizi böyle bir kötü hissetmiyorsunuz. Nasıl diyeyim? Bir yere gidecekseniz ve yemek yiyip çıkacaksanız böyle o şişkinlik olmuyor. O yağın hissettirdiği şişkinlik olmuyor. Şimdi birazcık kuru yaban mersini dökeceğim. Hepsini dök istersen. Yok ya. Neyse dökeyim. Bu nasıl denir böyle? Ben tatlıyla tuzluyu çok severim beraber. Bu da o insanın aradığı o şekeri veriyor içindeki. O doğal şeker çok güzel. Bir de sağlıklı yağ olarak da ceviz koyuyoruz. Her öğününüzde sağlıklı yağ, sağlıklı şeker tüketmeniz gerekiyor. Ceviz de istediğiniz kadar koyabilirsiniz. Badem koyabilirsiniz. Bir sürü şey tercih edebilirsiniz. Evet. İkinci salatamız da şu an hazır. Bunun içine de yine karbonhidrat isteyenlerimize ekmek dilimi koyacağım. Böyle çok tatlı. İkinci salatamız da hazır. Evet. İki salatamız da hazır. Bu doyurucu salatalarımızın lezzetine lezzet katmak için size birkaç tane seçenek vereceğim. Tat, baharat, yağ söyleyeceğim. Evet. Bu salatamıza İsterseniz pul biber dökebilirsiniz. Ben dökeceğim. Ben acıyı çok severim. Damarlarımda biliyorsunuz Adana. Kanı dolaştığı için. Adana kanı dolaşıyor. Bol miktarda acı severim. Normal acı biber de koyabilirsiniz. Böyle turşu veya bilmiyorum. Sizin tercihiniz. Ben sumağı da çok seviyorum. Sumak da kullanabilirsiniz. O biraz ekşi tat veriyor. Ve sumak dünyadaki ülkemizde diyeyim daha doğrusu. Superfood denilen listede ilk sıralarda. Çok faydalı bir şey. Her şeye iyi geliyor. Kapattım. Daha sonra kuru kuru yemek istemiyorsanız hafif bir zeytinyağı. Ve limon koyacağım. Limon da gayet güzeldir. C vitamini, bol C vitamini var. Yani limonun zaten faydalarını bilmeyenimiz yok artık. Yani limon mükemmel bir şey. Bir saniye. Bunun ekşisi dökmeyeceğim şu an. C
Nar ekşisi hissetmiyorum. Şimdi sumak ve şey koydum. Evet. Limon koydum. Ekşi de olur. Bunu böyle karıştırıyorum. Şu an var ya, hepimiz görse bunu iflas eder yani. O kadar güzel bir salata hazırladım ki. Menülerine koysam satış yapıyor. İçindeki zaten mercimek de olur. Tamam bir öğün. Aynen. Tamam bir yemek. Yemek yani. Buna da zeytinyağı hafiften dökelim. Bunu yerken karıştıracağız çünkü çok güzel görünüyor şu an. Buna sumak dökeyim. Taze soğan. Çok az dökelim. Çok az. Ekşi olmasın bence. Çünkü öbürde çok ekşi yaptın. Buna da hafif limon gezdirelim. Nar ekşisini sıkayım, dökeyim mi? Yani diğerken tercih ediyorsanız dökebilirsiniz. Sizin aklınızda ayrıyetten böyle... Tuz istenildiği miktar, istenildiği kadar tuz. Evet. Evet, salatalarımızın son eklemeleri de bu kadar. Evet, salatalarımız hazır. Çok gurur duyuyorum kendime. Çok bir şey yapmasam da. Size çok güzel iki tane pratik, doyurucu, fit salata tarifi verdim. Sürekli nasıl beslendiğimle ilgili zaten sorular alıyorum. Neler yiyorum, neler içiyorum. Bu da benim ilk tercihlerim arasında yemeklerimde. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Denerseniz lütfen bana resim olarak atın veya denedikten sonra tadıyla ilgili yorumlarınızı bana söyleyin. Size de şöyle göstereyim. Mercimekli ve nohutlu. Evet, bu mercimekli ve nohutlu olan. Bu da Meksika fasulyeli, taze soğanlı, domatesli salatamız. Ben çok keyif aldım. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hepinize şimdiden afiyet olsun.